Selamünaleyküm baba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olasın. İnşallah bugün akşama Maraş tavası yapacağız. Önce malzemelerimizi önümüze aldık. Bu malzeme 4 kişilik bir malzeme. Biraz fazla olacak ama yine de yenir tabii ki. Başta samırsak var. Domates var. Biberimiz var. Bir tane patlıcan çok olmamak kaydıyla. Acı biberimiz var. Etimiz var. Bunu şimdi doğrayacağız. Ondan sonra fırınımızı açtık, ısınıyor. Buna biraz daha yani yağ ilave edebiliriz. Tuz, baharat nasıl isteğe bağlı. İnşallah piştikten sonra da bir şekilde afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Bugün 7 Aralık 2023. Güzel bir perşembe günü. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Hafta içi. Şu an Kahramanmaraş Kazma Bağları'ndayız. Kazma Bağları'ndaki bizim bağ evimizdeyiz. Babam kendi sevgisini de katarak güzel bir bize tava yapacak. Ortamımız şu şekilde. Evet, sobayı da çekersin. Kedilerimiz orada uyuyor. Köpeklerimiz var. Onlar da ileride. Evet, malzemelerimiz bu şekilde. Bakalım. Güzel bir yemek olacağına şüphem yok. Peki bu yemeği nerede pişireceğiz? Fırında. Fırında. Harika. Pratikli fırınımız var. Bu arada orada ısınıyor. Rozimiz. Evet, burada pişireceğiz. Hadi bakalım, bismillah. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Önce samırsağımızı soyduk. Tavanın altına koyduk. Şimdi patlıcanlarımızı koyuyoruz. Patlıcan bir tane doğradık. Çok patlıcanı sevmiyorum. Aslında koymamamız lazım da biraz şey katsın, lezzet katsın diye koyduk. Sıra yeşil biberlerimizi kurmaya geldi. Biberler de bayağı gevrek ve acıya benziyor. Bıçağın da bayağı keskin. Bıçaklar keskin ya. Bıçaklarımız... Zaten keskin olmayan bıçak bir işe yaramaz. Güzel gözükmesi bir anlamı ifade etmez. Geçen annem makineye mi atmış, ne yapmış bıçağı? Sapını mapını ağzını gözünü. Evet, bunu da burada. Ne olmuş? Konusu açılmışken. Evet, güzel gidiyor. Nasıl geçiyor şimdi burada hayat baba? Bu kışı burada geçireceksin değil mi? Ben burada huzur buluyorum. Sessizlik, doğa. Kendi yemeğimi kendim yapabiliyorum. Ben hayatımdan memnunum. Aşağı yukarı bu 5. senemiz. Burada sabahları yürüyüş yapıyoruz köpeklerimizle. Ondan sonra geliyoruz, çatıda güvercinlerimiz var. 50'ye yakın. Onları yemliyoruz. Burada vakit geçirmek çok kolay. Şehirde yaşamak bana göre değil. Şöyle yani, mecbur kalmadıkça gitmiyorum. Çocuklarım ihtiyacı oldukça gidiyorum. Sıkıcı geliyor. Buraya alışan bir insan şehirde yapamaz. Yaparım diye yalan söyler. Kesinlikle. Ya şöyle baktığın zaman ne bir fabrika var, ne bir gürültü yapan yer var. Ya şükür. Hava kirliliği var. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. Çam şeyi var havası var burada. İğneli çam. Evet. Yattığından, kalktığından, uyuduğundan. Tabii sobamızı yakıyoruz. Hepsinden keyif alırsın. Televizyonumuzda haberlerimizi izliyoruz. Arkadaşlarımız geldi. Ya oğlum geldi şükür. Onunla beraber akşama güzel bir yemek yapacağız. Yarın oğlumla bir yürüyüş yaparız sabah kalkarız. Evet. Her şeye hamdolsun, şükür olsun.
verin dondurucuda olduğunda biraz etin çözülmesi zor olacak ama evet. Fırında çözülür şimdi. Şöyle yerden bir küçüldüm biraz. Maraş'ın kırmızı yaprak biberi. Evet. Fırınımıza doğru gidiyoruz. Sürmeye hazır. Pişmeye hazır. Fırınımızın ısısı güçlü. Atıyoruz. Bir yarım saat kadar pişecek. Birkaç sefer karıştıracağız tavuğunu. Al kızım. Şimşek. Şimşek. Afiyet olsun. Ne kadar oldu? Yaklaşık 15 dakika. Karıştıracağız. Tamam, bir karıştıralım. Şimdi kaç saat sonra açacağız? 15-20 dakika daha pişecek. Ondan sonra alır. Ne yaptık? O pişti mi? Valla pişmiş gibi duruyor. Oo. Güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Eline koluna sağlık. Yemek konusunda hiç şöyle maşallah var benim abi. Çok güzel oldu abi. Evet. Hadi afiyet olsun. Vallahi onunla öğrenmeyecek hazırlaması gerekiyor. Çocukların için mesela abi. Köyde düğün hafifesi var. Onlara ilgilenmek lazım.